Çarşamba ana haber bültenimize hepiniz hoş geldiniz. Ne yazık ki bugün bültenimize oldukça üzücü bir haberle başlıyoruz. Suriye üst bölgesinden edilen taciz atışı sonrası Nevşehirli Astsubay Cihan Çiftçibaşı şehit düştü. Suriye üst bölgesinden edilen taciz ateşi sonrası Nevşehirli Astsubay şehit düştü. Edinilen bilgilere göre Suriye üst bölgesinden terör örgütünce yapılan taciz ateşi sonrası Nevşehir'in Derinkuyu ilçesine bağlı Çakıllı köyü doğumlu Astsubay Cihan Çiftçibaşı şehit düştü. Şehidin ailesine acı haber öğle saatlerinde verildi. Bu haber il genelinde büyük üzüntüyle karşılandı. Şehit Astsubay Cihan Çiftçibaşı'nın naaşı saat 3'te Mardin ilinden askeri uçakla Kapadokya Havalimanı'na getirilecek. Akşam üzeri ise Çakıllı köyünde düzenlenen törenle şehit çiftçibaşı toprağa verilecek. Koronavirüsü Nevşehir'de tam bitti derken Delta virüsü alarmı başladı. Nevşehir'de geçtiğimiz günlerde 2 kişide bu varyanta rastlanıldığı öğrenildi. Dünya genelinde olduğu gibi ülkemizde de son haftalarda Delta varyantı paniği başladı. Koronavirüsten daha tehlikeli olduğu öne sürülen bu virüs türünün Nevşehir'de de ilk kişide görüldüğü ve bu kişilerin tedavilerinin Nevşehir Devlet Hastanesi'nde devam ettiği aldığımız bilgiler arasında. İl Sağlık Müdürü Doktor Rahim Ünlübay konuyla alakalı yaptığı açıklamada korkulacak bir durum söz konusu olmadığını belirterek daha önce rastladığımız bir vaka türü. İki kişinin tedavileri devam ediyor. Önümüzdeki günlerde hastalarımız taburcu olacaktır dedi. Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile 33 ilin emniyet müdürü değişirken Mehmet Artunay görev yeri Nevşehir'de kaldı. Sıkıldınız mı yoksa? Maske takmışsınız, kenarda bağlı. 2016 yılı Ekim ayında İl Emniyet Müdürü olarak Nevşehir'e atanan Mehmet Artunay, o günden bu yana il genelinde birçok başarılı işlere imza attı. Özellikle uyuşturucu konusunda kesinlikle taviz vermeyen Artunay, tüm birimlerin çalışmalarını da yakından takip edip şehirde huzur ve güvenliğin en üst seviyelerde tutulmasını sağlıyor. Nevşehir'e kendini çok sevdiren Emniyet Müdürü Mehmet Artunay, son çıkan kararname ile görev yeri değişmedi. 33 ilde emniyet müdürünün değişip Nevşehir'e değişmemesi ise il genelinde büyük sevinç yarattı. Maskelerimiz 7 Temmuz 2021 tarihinde Nevşehir Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkezi Komutanlığı'nda 3. kez düzenlenen görev köpeği ve kullanıcısı kondisyon parkuru yarışması düzenlendi. Temmuz 2021 tarihinde Nevşehir Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkezi Komutanlığı'nda 3. kez düzenlenen görev köpeği ve kullanıcısı kondisyon parkuru yarışması düzenlendi. Düzenlenen kondisyon parkuruna JAKEM Komutanı Jandarma Albay Ercan Altın katılım sağladı. Merhaba arkadaşlar. Sağ ol. Hepinize başarılar. Sağ ol. Basına açık faaliyetler kapsamında ödül töreni öncesinde Albay Altın şunları söyledi. Değerli basın mensupları, değerli silah arkadaşlarım, yarışmacı arkadaşlarım, hakem heyeti ve bu organizasyonda emeği geçen tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. 9 branşta 19 köpeğimiz ve sorumlusu yarıştılar. Bu parkurumuzda daha önce 2 yarış daha yapmıştık. Bu 3.'sü oldu. Ama her yarışmada ayrı bir heyecan, ayrı bir güzellik yaşıyoruz. Kursiyerlerimiz
sizlerin de gördüğü gibi canla başla mücadele ettiler. Yarışmaya katılan personelimize teşekkür ediyorum. Onlar için bir alkış istiyorum arkadaşlar. Gerçekten canla başla çalıştılar. Ama bazı yerlerde takılanlar oldu tabii ki. Takılmayanlar iyi dereceler yaptılar. Bu yarışmamıza 3'te askeri ve sivil misafir personelimiz katıldı. Mersin Büyükşehir Belediye'mizden bir itfaiye personelimiz, Azerbaycan'dan bir astsubay arkadaşımız, yine Suriye'den yine bir arkadaşımız misafir personel olarak yarışmalara katıldı. Onlara da ayrıca teşekkür ediyorum. Bu yarışmada emeği geçen, hazırlık yapan, öncesinde törene hazırlayan tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Yine arkadaşlarına destek vermek için branş kurslarındaki tüm kursiyerlerimiz de burada onlara gerçekten büyük destek verdiler. Onlara da ayrıca teşekkür ediyorum. Tüm yarışmaya katılan ve derece elde eden arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. 19 kursiyer ve 19 görev köpeğinin katılımıyla düzenlenen yarışmada derece alan kursiyerlere ödüllerini JAKEM Komutanı Jandarma Albay Ercan Altın verdi. Parkuru en kısa sürede tamamlayarak birinci olan kursiyer, uyuşturucu madde arama köpek eğitim kısmından jandarma uzman çavuş Caner Üçgül oldu. Sırasıyla mayın arama köpek eğitim kısmından ikincilik ödülünü jandarma uzman çavuş Rıdvan Özer, üçüncülük ödülünü de jandarma uzman çavuş Mücahit Saraçlı aldı. Mayın kısmının ikinci kupasını da veriyoruz. Hayırlı uğurlu olsun, tebrik ediyoruz. Sağ ol. Ödül töreni sonrasında toplu fotoğraf çekilerek yarışma sonlandırıldı. Karşıya bak. Otur da bir otur. Çekiyorum komutanım. Ülke genelinde olduğu gibi Nevşehir'de de vatandaşların en çok merak ettiği sorulardan bir tanesi de bayram tatili kaç gün olacak? Temmuz 2021 tarihinde icra edilecek olan mübarek Kurban Bayramı'nda kaç gün tatil olacağı özellikle tatilcilerce merakla bekleniyor. Bayramın birinci gününün salıya denk gelmesi ve çarşamba, perşembe ve cuma bayram tatiline girmesi sebebiyle memurlar için tatil şu an 6 gün olarak görünüyor. Ancak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın pazartesi gününde tam gün tatil etmesi durumunda bu sayı 9'a çıkacak. Tüm bu varsayımlar kamuoyunda dolaşırken 15 Temmuz 2021'in de resmi tatil olması hasebiyle tatilin 11 gün olma ihtimali de göz önünde bulunduruluyor. Şimdilerde ise tüm gözler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a çevrilmiş durumda. Erdoğan konuya ilişkin açıklamayı önümüzdeki günlerde yapması bekleniyor. Nevşehir'deki binlerce emekliyi ilgilendiren haber geldi. Maaş ve bayram ikramiyeleri 13 Temmuz'da hesaplara yatmaya başlayacak. Emeklilerin günlerdir merakla beklediği emekli ikramiyelerin tarihi belirlendi. Bu haberlerin gelmesiyle rahatlayan Nevşehirli emeklilere müjdeyi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin verdi. Bakan Vedat Bilgin, emekli ikramiyelerin vereceği tarihi sosyal medya hesaplarından duyurarak yaptığı paylaşımda, bayram ikramiyeleri Sosyal Sigortalar Kurumu emeklilerimize 13-14 Temmuz'da, emekli sandığı kapsamında olan emeklilerimize 15 Temmuz'da, Bağkur emeklilerimize de 16 Temmuz'da ödenecek. Alın teriyle ekonomimize katkıda bulunan tüm emeklilerimizin ve ailelerinin Kurban Bayramı'nı şimdiden kutluyorum dedi.
Yağmurlu Televizyon'un yönetim kurulu başkanı Vahdettin Arslan, Kırşehir Umut Haber Gazetesi yazı işleri müdürü ve Kırşehir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Mehmet Emin Turpçu'yu ziyaret etti. Hollanda'da yaşayan gurbetçi hemşerimiz Yağmurlu Televizyonu Yönetim Kurulu Başkanı Vahdettin Arslan, Kırşehir Umut Haber Gazetesi Yazı İşleri Müdürü ve Kırşehir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Mehmet Emin Turpçu'yu ziyaret etti. Gerçekleşen ziyarete hemşerimiz Vahdettin Arslan, Yağmurlu TV'yi kurduğunu ve kısa zaman içerisinde vatandaşların bayağı ilgi gösterdiğini söyledi. Hollanda'da yaşayan gurbetçimiz Yağmurlu Büyükoba Köyü'nden Vahdettin Arslan şu açıklamalarda bulundu. Ben Vahdettin Arslan. Kırşehir, Yağmurlu Büyükova doğumlu ve Türkiye'de bulunmaktayım özellikle. Avrupa'nın Hollanda, Rotterdam şehrinde yaşamaktayım. Şu an memleketimdeyim ve şu an Kırşehir Gazeteciler Cemiyeti'nin ofisinde bulunmaktayım ve ziyarette bulunmaktayım özellikle. Çok memnun oldum bu ziyaretten dolayı. Ve şunu da bahsetmek istiyorum, benim kendi görev alanım medya üzerinde. Yağmurlu Televizyonu ve Vahdettin Arslan Medya Grubu kurucusu, sahibi ve yönetim kurulu başkanıyım. Hollanda'dan yayın yapmaktayım ve uluslararası yayın lisansına sahibiz. Ve bütün vatandaşlarıma saygı ve selamlarımı gönderiyorum. Çok teşekkürler. Komşumuz Niğde ilinde yaşanan olay tüyler ürpertti. 26 yaşındaki genç evinin balkonunda kendi boğazını keserek can verdi. Komşu ilin Niğde'de yaşanan olay tüyler ürpertti. 26 yaşındaki genç evinin balkonunda kendi boğazını keserek can verdi. Edinilen bilgilere göre Nevşehir'e 70 kilometre uzaklıktaki Niğde il merkezinde psikolojik sorunları olduğu öne sürülen 26 yaşındaki HG isimli genç evinin balkonuna çıkarak elindeki bıçakla kendi boğazını kesti. Kısa sürede kanlar içerisinde kalan genci gören komşuları durumu hemen polis ve ambulans ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler gencin cansız bedeniyle karşılaşırken olay yeri inceleme ekipleri evde geniş çaplı inceleme yaptı. HG otopsi için hastane morguna götürüldü. Şimdi karşınızda Nevşehir ve ilçeleri için tahmin edilen hava durumu, ardından nöbetçi eczaneler. Temmuz Perşembe Nevşehir ve ilçelerinde tahmin edilen hava durumu. Nevşehir Merkez, en düşük sıcaklık 16, en yüksek sıcaklık 30. Acıgöl, en düşük sıcaklık 14, en yüksek sıcaklık 29. Avanos, en düşük sıcaklık 17, en yüksek sıcaklık 32. Derinkuyu, en düşük sıcaklık 11, en yüksek sıcaklık 29. Gülşehir, en düşük sıcaklık 14, en yüksek sıcaklık 32. Hacı Bektaş, en düşük sıcaklık 15, en yüksek sıcaklık 30. Pozaklı, en düşük sıcaklık 15, en yüksek sıcaklık 31. Ürgüp, en düşük sıcaklık 14, en yüksek sıcaklık 31. Nevşehir ve ilçelerinde nöbetçi eczaneler. Merkez Onur ve Buket Eczanesi, Acıgöl Ömür Eczanesi, Avanos Orkun Eczanesi, Derinkuyu Nazar Eczanesi, Gülşehir Bahadır Eczanesi, Hacı Bektaş Bektaş Eczanesi, Pozaklı Çağlar Eczanesi, Ürgüp Okyerman Eczanesi. Özaltın Sarrafiye'nin katkılarıyla 7 Temmuz Çarşamba sunarız. Döviz ve altın fiyatları. Euro alış 10.24, Euro satış 10.26, Dolar alış 8.67, Dolar satış 8.69.
Gram altın alış 502 lira. Gram altın satış 504 lira. Çeyrek altın alış 810 lira. Çeyrek altın satış 815 lira. Katkılarıyla hazırlamış olduğunuz altın ve döviz fiyatları. Bugünlük de ana haber bültenimizin sonuna geldik. Bir sonraki ana haber bülteninde tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.